Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir şiş örgü modeliyle geldim. Ajurlu güzel bir model, kolay bir model. Şöyle orta kalınlıkta bir bebe yünü kullandım. 3,5 numarada şiş kullanıyorum. Böyle siz de istediğiniz marka bebe yünü kullanabilirsiniz. İstediğiniz iplerden kullanabilirsiniz arkadaşlar. Modelimiz 3 ilmek ve katları artı 2 ilmek. Evet, 3 ilmek ve katları artı 2 ilmekle başlayabilirsiniz. Ben böyle altına lastik yerine haroşa olarak şöyle ters örgü başladım arkadaşlar. İstediğiniz lastik modelini koyabilirsiniz. Videoma geçmeden önce arkadaşlar, kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek verirseniz çok memnun olurum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorum. Modelimiz 3 ilmek ve katları dedim arkadaşlar ve artı 2 ilmekle başlıyoruz. Ve 4 sıradan oluşan bir model ve şimdi örgümüzün ön yüzündeyim ve sadece bu sıramda modelimizin ilk sırasında 4 sıradan oluşan bir model zaten. Sadece düz örgü örerek sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, ön yüzündeyim ve ilk sırasını sadece düz örgü örerek sıra sonuna geliyorum. Evet, şimdi modelimizin ters tarafındayım, arka tarafındayım arkadaşlar. Ön yüzünde düz örgü örerek sıra sonuna geldim. Modelimizin ikinci sırasındayım. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İpimi arka tarafa atıyorum. 1, 2, 3. 3 ilmeği arka taraftan, bakın, üçünü birlikte örüyorum. Yani kesme işlemi uyguluyorum arkadaşlar ve bıraktım. Kestikten sonra bu şekilde bir ilmek atıyorum şişimin üzerine. Bir artırma yapıyorum yani. Tekrar 3 ilmeği birlikte arka taraftan düz olarak üçünü birlikte yine örüyorum. Ve bıraktım. Bakın, kestim ve bir tane artırıyorum. Şişimin üzerine ilmek attım. Yine bakın, 3 ilmeği birlikte arka taraftan düz örerek yine kesiyorum ve bir artırıyorum ve yine 3 ilmeği birlikte kestim ve bir artırdım. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum arkadaşlar. Evet, sıra sonundayım. Bakın, 4 tane ilmeğim kaldı. Kesmiştim, bir artırıyorum ve 3 ilmeğimi birlikte, bakın, yine arka taraftan düz olarak üçünü birlikte ördüm. Yani kesme işlemi uyguladım. Kestiğim için bakın, bir ilmeğim kaldı, bir tane artırıyorum ve son ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Modelimizin ikinci sırası tamamlandı ve şimdi ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Hemen bakın, şurada bakın, ipimi arka tarafa attım. Ajurlu artırmış olduğum iplik var. Ajur kısmı var arkadaşlar. Bir tane düz örüyorum. Ajuru ördüm. Bir tane artırıyorum. Hemen bunu düz ördüm. Artırma yapmıyorum şimdi. Tekrar ajuru düz örüyorum ve yine bir tane artırıyorum. Düz örüyorum yine. Normal ilmeği örüyorum kesmiş olduğum. Yine artırma yapmıyorum. Sadece ajur kısmına, ajuru düz ördükten sonra bir tane artırıyorum. Bakın, düz ördüm, artırmıyorum. Ajuru düz örüyorum. Bir tane artırdım. Bir tane düz ördüm.
Bakın ajuru yine düz örüyorum ve bir tane artırdım. Düz ördüm. Artırmıyorum. Ajuru da düz örüyorum. Bir tane artırıyorum. Bakın düz ördüm ama artırmıyorum arkadaşlar. Burada dikkat edelim. Ajuru düz ördükten sonra bir tane artırıyorum. Bir tane düz ördüm. Tekrar ajuru ördüm. Bir tane artırdım. 2 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi de bakın artırdım, düz ördüm. Son ilmeğimi de düz örerek kenar ilmeğimi de sıramı tamamladım. Evet, modelimizin 3. sırasını da tamamlamış olduk. Şimdi 4. ve son sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve diğer ilmeklerimi ipim benden tarafta, ajuru ve normal ilmekleri hepsini ters örgü örerek sıra sonuna kadar geliyorum arkadaşlar. Bakın normal ilmeklerimi de ve ajur kısmını da gördüğünüz gibi ters örerek modelimizin 4. ve son sırasını tamamlamış oluyoruz bu şekilde. Bu modeli istediğiniz örgü modellerinde kullanabilirsiniz. İsterseniz bebek örgülerinde, isterseniz yetişkin örgülerinde, atkı, bere, şal, etol şal ve son ilmeğimi de ters örerek 1. modelimizi tamamladık. Ve ilk modelimizi kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın ajurlu ve harika bir model. Hakikaten çok güzel. Ve ajurlu örgülerde örmesi çok zevkli oluyor arkadaşlar. Ben çok seviyorum. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi 2. modeli de kuralım inşallah. İlk sıramı yine düz olarak örüyorum. 2. modelimin 1. sırasındayım ve sadece bu ilk sıramda yine sadece düz örgü örerek sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, 2. modelimizin 1. sırasını düz olarak ördüm, bitirdim ve modelimizin arka tarafındayım ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arka tarafa atıyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane ilmeğimi arka taraftan düz olarak bakın ördüm ve bırakıyorum. Bir tane artırdım. Yine 3 ilmeği birlikte bu şekilde üçünü birlikte, 3 ilmeği birlikte ördüm ve bir artırdım. Modelimizin 2. sırasındayım. 2. modelin 2. sırasındayım. Ve ilk modelde yapmış olduğum işlemlerin yine aynısını burada da tekrar ediyorum arkadaşlar ve artırıp bu şekilde sıra sonuna geliyorum. Evet, sıra sonundayım. Yine bakın 3 ilmeği birlikte ördüm. 4 ilmeğim kaldı. Artırdım. Ve son 3 ilmeğimi yine birlikte örüyorum. Düz olarak bir artırdım. Ve son kalan ilmeğimi de düz olarak örerek sıramı tamamladım. Evet. Modelimizin, ikinci modelimizin ikinci sırasını bitirdik. Ve şimdi ipimi arka tarafa atıyorum. Bakın ajur kısmı var. Ajur ilmeğim var. Hemen bir tane düz. Ajur olduğu için bir tane artırdım. Bakın normal ilmeğimi bir düz ördüm. Artırma yapmıyorum. Tekrar düz örüyorum. Ajur olduğu için bir tane artırdım. Bir düz. Artırmıyorum. Bakın ajuru düz örüyorum. Ve bir tane artırdım. Düz ördüm, artırmıyorum. Ajuru ördükten sonra bir tane artırıyorum. Bir tane düz ördüm. Hemen önünde ajur var. Bir tane düz ördüm. Yine ajuru ve bir tane artırdım. Bakın bu ilmeğimi örünce artırmıyorum. Ajuru düz ördükten sonra bir tane artırıyorum.
Ajuru düz örüyorum. Bir tane artırdım. Düz ördüm ve ajuru düz örünce bir tane artırıyorum. Ve son artırmamı yaptım. 2 ilmeğim kaldı. Düz ördüm ve kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Ve modelimizin ikinci modelimizin dördüncü ve son sırasındayım arkadaşlar ve şimdi bu sıramızda dördüncü sıramızda ipimiz bizden tarafta benden tarafta ajur da dahil bakın ilmeklerimde sadece ters örgü örüyorum gördüğünüz gibi. Bu şekilde sıra sonuna kadar giderek tamamlıyorum. Ve ben de şimdi modelimi biraz yükseltip hemen döneceğim. Evet modelimi biraz daha yükselttim arkadaşlar. Bakın gerçekten şahane görünen bir model. Şallarda, atkılarda, berelerde, istediğiniz örgü modellerinde, çeyizlik yedeklerde, bebek örgülerinde, etol şallarda kullanabileceğiniz harika bir örgü modeli. Örmek isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenip paylaşarak kanalıma ücretsiz abone olursanız çok memnun olurum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.